Saatimiz 21'i gösterdiğine göre o zaman ne soralım bölümüne başlıyoruz. Ve bugün bu akşam konuğumuz da Türk voleybolunun çok özel isimlerinden Eczacıbaşı Vitra forması giyen aynı zamanda da A milli takımımızın parlayan yıldızlarından Hande Bulut'un bizlerle birlikte. Az önceki test yayınımızı sizlerle birlikte açmıştık ve oradaki heyecanınızı hissettik. Ne güzel. Lütfen bizleri takip ve devam. Sorular varsa sormaya devam. Gerçekten sorularınızı yazmaktan arkadaşlar elim yoruldu. Şimdi hepsini teker teker Hande'ye soracağım. Bu program tamamen sizin sorularınızdan oluşuyor. Fobiyi aldım, ayağı iyileşti mi sorusunu aldım. Hepsini not aldım. Hepsini teker teker soracağım. Ve Hande gelene kadar size söyleyeceğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar, yayın boyunca bizi takibe devam edin. Yayın sonunda size bir soru soracağız. Ve o sorunun cevabını story olarak cevap verip Geldim evde bile. kal, hoş geldin. Hemen bir açıklama yapıyorum, sonra sana geri dönüyorum. Bir soru soracağız Hande'cim, bizi bugün yayında Tamam. izleyenlere, yayın sonunda. Biz bir soru hazırlayacağız ve onu sayfamızda paylaşacağız. Herkesten istiyoruz ki o sorunun cevabını bizi etiketleyerek, evde kal, hareketsiz kalmayı etiketleyerek bize cevap olarak göndersinler. Ve sen jürisin burada. Gelen Tamam. cevaplardan senin en beğendiğini seçeceğiz ve kazanana bizden kitap hediyeleri olacak. Nasıl fikir? Tamam. Süper. Süper Harika. mantıkla kal. Harika. Nasılsın anneciğim? İyi misin? Hoş geldin tekrar. İyiyim Başak ablacığım. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Çok 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 teşekkür ederim. Sakatlığın ne durumda? Bunu çok merak edenler var. İyileştin mi diyorlar. Hemen onu soralım. Daha iyiyim kesinlikle. Gayet normal yürümeye başladım. Ama röntgenim olacak bu hafta. Geçen hafta yapamadık. Birazcık ağrım vardı. Ama şu anda o ağrıyı da hissetmiyorum. Bu haftaya alındı. Şimdi sonuca göre hareket edeceğiz. Ama kesinlikle daha iyi hissediyorum. Ne güzel, ne güzel. Senin iyi ol canım benim. Her gün gittikçe daha da toparlanacaksın zaten. Evet. Röntgen sonucuna göre de Evet. antrenmanlarında ona göre planlar, programlarsın. Hande'cim, Hande nerelidir? Voleybolu ne zaman başladı? Hangi takımlarda bu zamana kadar oynadı? Gelen sorular arasında hemen bugün hızlı hızlı birazcık hızlandırılmış tur yapacağız. Senin özetlemeni istiyorum. Tamam. Benim annem Kütahyalı, babam Giresunlu. Ben Kütahya'da doğdum, İzmir'de büyüdüm. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye'de başladım voleybola. Sonra Eczacıbaşı'na geldim. Arada bir Sarıyer dönemim olmuştu genç takım zamanında. Sarıyer'de bir Sultanlar Ligi'nde oynamıştım. Daha sonra geçen sene Galatasaray'da oynadım. Şu anda Eczacıbaşı'ndayım. Hangi takımlısın? Sorulardan biri. Takım söylemeyeyim Tamam. Bu Voleybolun. yasaklı soru. Tamam. Peki voleybolun dışında ilgilendiğin başka bir branş var mı? Ben sporu çok seviyorum. O yüzden tüm branşları izlemeye çalışıyorum olabildiğince. Zaten bu tarafta tribün olayını da çok sevdiğim için zamanım oldukça basketbolu, futbolu gidip sahada izlemeyi çok seviyorum. Sen sahada izlemeyi seviyorsun ama emin Evet. ol ki bak şu anda yayınımıza da katılanlar var. İnsanlar seni izlemeyi de çok fazla seviyorlar. O yüzden bu fan kelimesini kullanmayı sevmiyorum hani sonuç itibariyle fan. Yani seni takip edenler, senin takipçilerin, heyecanla takip edenler bizim sevgimizden memnun mu diye soruyorlar. Hemen oraya bağlayalım. Tabii ki çok yoğun bir ilgi alaka var. Çok mutlu oluyorum ben de tabii bunları gördükçe. Eğer onları birazcık eğlendirebiliyorsam, güzel şeyler izlettirebiliyorsam ne mutlu bana. Harika. Voleybol senin hayatının tam olarak neresinde anneciğim? Oynadığın takımları söyledin. Sonuç itibariyle Eczacıbaşı gibi, Eczacıbaşı Vitra gibi Türk voleybolunu taşıyan çok önemli bir yerdesin. Gidip geldiğin takımlar oldu, tecrübe edindin, tekrar yuvaya geri döndün. Tüm bu kazanımlar var. Voleybol hayatının tam neresinde senin? Tam merkezinde. Tam da Hayatımı merkez. evet voleybola göre yönlendiriyorum. Çoğu sporcu, çoğu profesyonel sporcu aslında böyle. Çünkü bu bir en başta hobi olarak başladığımız bir iş, daha sonra profesyonelliğe adım atma yoluyla ilerliyor. Tabii burada hedefler de çok önemli. Eğer hedefleriniz en yüksek seviyedeyse ya da olabileceğiniz en iyi seviyeye gelmek istiyorsanız işiniz hayatınızın merkezinde olması gerekiyor. Hayatınızı birazcık ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Benim de
çok büyük hayallerim olduğu için voleybol hayatımın merkezinde diyebilirim. Hayallerinde ne var Hande? Çünkü bu zamana kadar gösterdiğim performans, özellikle son olimpiyat elemelerinde çok daha göze battın. Herkesin bir olgunluk yaşı var, olgunluk süresi var. Birazcık şimdi yorumları gördük, birazcık yorumları kapatalım yormadan. Senin de yüzünü daha net görelim. Program sonunda gene açarız. Olimpiyat oyunları gerçekten çıtayı bir üst seviyeye çıkardığımız, o fırlatma rampasından yukarı çıktığımız ve Tokyo Olimpiyat oyunları bileti aldığımız anlardı. Oradaki hislerini, duygularını da çok fazla merak ediyor insanlar çünkü. Soralım mı bunu sana? Olimpiyat elemeleri, olimpiyatlara gitmek bir kere en büyük hayallerimden biriydi, milli takımımızla orada olabilmek. Elemelerden tabii birinci çıktığımız için oraya, Tokyo'ya gidebileceğimiz için çok mutluyum. En büyük hayalimden birine ulaşacağım inşallah, ertelenmezse sürekli olarak. Hayat, hayat sabırla Evet. bekliyoruz. Evet, tabii ki. Bu zamana kadar bekledik, bu zamana kadar bunun için çalıştık. Şimdi bir sene daha beklememiz tabii bizim arzu ve isteğimizden hiçbir eksiklik olmayacak. Aynı şekilde, aynı hırsla tekrar hazırlanıp olimpiyatlarda olacağız inşallah. Bir sakatlık, sağlıklı olalım tabii orada. Bir sakatlık yaşamadan. Onun dışında hayallerim aslında voleybolda en iyi yere gelebilmek, olduğun pozisyonda en iyi yere ulaşabilmek. Oynadığın tüm platformlarda en iyi başarıyı elde edebilmek. Birazcık yani en üst seviyede diyebilirim hayallerim. Onun için de çalışıyorum. Şimdi olimpiyatlarla birlikte inşallah ilk hedefime ulaşmış olacağım. Olimpiyat elemelerinde kendine aştığını çok iyi hissettin değil mi Hande? Evet. Yani orada farklı ne oldu? Çünkü hani sanki böyle sihirli değnek Aslında değmiş gibi. Tabii turnuvaların psikolojisi çok farklıdır. Her şey farklı yaşanır ama senden dinlemek istedik. geçenlerde Avrupa Şampiyonası'nın maçları veriliyordu televizyonda, TRT Spor ekranlarında. O maçları izlerken dedim ki hani ben aslında Avrupa Şampiyonası'nda o kadar da iyi oynamamışım. Çünkü olimpiyat elemesinde çok daha farklı bir performans gösterdiğime inanıyorum. Hatta hata yaptığımda falan ekrana bakamıyordum. Böyle utanıyordum kendimden, nasıl yaparım bunu falan diye. Allah'ı. Evet. Çok basit hatalar yaptığım olmuş mesela orada. Ama tabii bu olimpiyat elemelerinin de çok büyük etkisi var bunu böyle düşünmemde. Turnuvaların dediğin gibi Başak abla, hepsinin farklı bir atmosferi oluyor. Ama hepsi tabii, hepsinde en iyi olmak istiyoruz. Madalya almak istiyoruz, birinci olmak istiyoruz. Olimpiyat elemelerinde de daha önceden de açıkladığım röportajlarda olduğu gibi 2016 elemelerinde Ankara'da büyük bir hüzün yaşamıştık. Büyük bir üzüntü yaşamıştık. Ben de onu çok yakından gördüğüm için sana da önceden dediğim gibi arkadaşlarımın ve kendimin bu üzüntüyü tekrar yaşamasını istemiyorum. Çünkü olimpiyatlar 4 yılda olan bir turnuva, Organizasyon. organizasyon. O yüzden tabii hepimizin yaşı geçiyor sonuçta, her 4 yılda bir olduğu için. Ben de bunu en Yaşını yakın hatırlatalım mı bu arada? Kaç yaşındasın Hande? 22 yaşındayım. 23'e gireceğim Eylül'de. Ben de erken yaşta, genç yaşta olimpiyatlarda olmak istiyordum ki diğer olimpiyatlara gitme haklarını da kazanalım istiyorum. Harika. Dediğim gibi. Süper, müthiş. Yani o çünkü fırlatma rampası gerçekten de çok önemliydi. Peki farklı yaptığın şey ne oldu voleybol adına sence? Her iki turnuvayı kıyasladın ya mesela Avrupa Şampiyonası ya da Olimpiyat oyunları diye. Farklı ne yaptın? Biz neyi gördük sende farklı? Farklı olan şey sadece sürekli turnuva oynayarak tecrübe kazanmamız. Avrupa Şampiyonası bizim Çok için bir önemli. tecrübeydi. Çok Çok önemli. önemliydi. Daha sonrasında olimpiyat elemelerine gittiğimizde orada yaptığımız hataları yapmak istemiyorduk. Finale çıkarsak eğer, çıktığımızda tekrar bir final daha kaybetmek istemiyorduk. Çünkü öncesinde Viyana'da oynadığımız bir final vardı Amerika'ya karşı. Orada bir yenilgi almıştık. Viyana'da ikinci olmuştuk. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. Olimpiyatlarda da bunun olmasını istemiyorduk çünkü tek bir bilet vardı. Bu tecrübeyle gelen bir şey. Smaçörlük de özellikle tecrübeyle yol kat edilen bir pozisyon. O yüzden ben her şeyin tecrübeyle geldiğine inanıyorum. Bu tarz turnuvalara oynadıkça da hem benim hem takımımız çok genç, zaten milli takımdaki oyuncular çok genç. Hepimizin bu tarz turnuvalarla daha çok tecrübe kazanarak daha iyi başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Müthiş, biz de çok inanıyoruz. Çok inanıyoruz Kesinlikle. size. Hande'cim böyle Kesinlikle. altyapılarda oynadığın zaman ya ben de bunun gibi olmalıyım dediğin var mı Türkiye'de ya da dünyada?
Öyle diyor muydun? Tabii İçinden geçiriyor muydun? eczacı başında büyüdüğüm için A takımda oynayan çok değerli sporcular vardı her zaman. Yabancı oyuncular, Türk oyuncular. Dünyada da öyle tabii ki. Beğendiğim oyuncular var ama idolüm dediğim aslında çok değerli oyuncularla çalıştım. Hem Türk hem yabancı. Onlardan çok fazla şey öğrendim. O yüzden çok fazla da aslında isim sayabilirim. Gözde ablayı sayabilirim. Gözde Kırdar, Neslihan ablayı sayabilirim. Gülden ablayı sayabilirim. Bunlar çok değerli oyuncular. Türk voleyboluna çok büyük katkı sağlamış oyuncular. Ben de onlarla genç yaşta onlarla büyüdüğüm için onlardan çok şey öğrendim. Bu kişiler benim için çok değerli. Onun dışında Yurt yabancı dışından. olarak kimle aynı takımdayım? O idollerimden biriydi diyeyim. Örnek aldığım oyunculardan biriydi. Jordan'la aynı takımda oynadım. O yüzden dediğim gibi çok değerli insanlarla oynadım. Bu kişiler örnek aldığım sporcu karakteriyle hem sporcu hem dışarıdaki karakterleriyle örnek aldığım oyuncular. Harika, müthiş. Tabii ligi bir tarafta bıraktık. Milli takım süreci de şu anda gerçekleşemiyor. Eğer olsaydı ligi bitirmiştik, Türkiye Kupası'nı oynamıştık, playofflar vardı ve siz şu anda haldır uldur Viyanel sürecinde kıtadan kıtaya dolaşıyor olurdunuz. Şu an nasıl hissediyorsun? Evet, evdeyiz, karantina sürecindeyiz. Sen sakatlığını da hem geçirmeye çalışıyorsun, bir taraftan ailenle de daha fazla vakit geçiriyorsun. Karantina sürecin nasıl geçiyor diye soruyorlar. Çıkınca ilk ne yapacak diye soruyorlar karantinaya dair. Bunlara cevapla, bir sorum daha var. Karantina sürecim hala aynı. Evde kendim çalışmaya, egzersizlerimi yapmaya çalışıyorum. Birazcık sıkılmaya başladım açıkçası. Ama tabii yapacak bir şey yok. Çok büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. En iyi, en sağlıklı ortamda biz de sahada olmak istiyoruz. Ben de voleybolu çok özledim. Arkadaşlarımdan daha uzun süreli ayrı kaldım voleybolda. Ben de sağlıklı bir ortamda tekrar seyircilerin karşısına sahaya çıkmak istiyorum. Onun dışında diğer Çıkınca ilk sorumuz ne yapacaksın? çıkınca da ilk tabii arkadaşlarımla görüşeceğim. Arkadaşlarımı çok özledim. Çünkü çok fazla vakit geçiriyordum onlarla. Hem takım arkadaşlarımla hem de kendi arkadaşlarımla. Bu kadar ayrı kalınca tabii büyük bir özlem birikti. İlk onlarla görüşeceğim. Karantina öncesi ertelediği ya da ertelediğine pişman olduğu şu anda bir şey var mı? Diğer soru bu. Karantina öncesi ertelediğim. Çok erteleyen biri misindir? Böyle başlayalım. Yoksa tez canlı mısındır? Hani Ertelediğim. Ya bir şey başladıysam bitirmeden bırakmam açıkçası. Onun dışında tabii hemen ya ertelediğim aslında pek bir şey yoktu. Zaten sürekli programa yönelik hayatımız kurulduğu için ertelenen sadece maçlar oldu. Onlara üzüldük. Ligimiz oldu. Onun dışında zaten hayatımız voleybolla geçtiği için erteleyebileceğim bir şey yoktu açıkçası. Peki, hayatı olduğu gibi, geldiği gibi ve anında tadını çıkararak yaşayan birisini öyle Evet, algılıyoruz. Doğru mu kesinlikle. algılıyoruz bu durumda? Evet. Tamam, süper. Sorumluluğum var anneciğim. Gelen soruların hepsini sormak istiyorum ki şu yarım saatte Tamam. sığdırayım diye. O yüzden birazcık da Tamam. telaş ediyorum. Evde kimsiniz? Evde çok kişiyiz. Anneannemle dedem burada. Teyzem burada. Abim ve annem ve birlikteyim. 6 kişiyiz evde. Çok eğlenceli geçiyor günlerimiz aslında. En çok eğlenceyi kim yaratıyor? Kiminle daha fazla sohbet etmeyi seviyorsun? Daha büyüklerimizin yanında mısın? Yoksa teyzeyle dedikodu tarafında mısın? Yoksa anneyle çekişme tarafında mısın? Nasıl geçiyor? Süreci nasıl şey yapıyorsun, yönetiyorsun? Hepsiyle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Geçenlerde anneannemle voleybol oynadım. Onu söylemiştim sana. Hayatımda Harika. ilk defa anneannemle voleybol oynadım ve kendisi 75 küsür yaşında ve Maşallah. gayet iyi voleybol Maşallah. oynuyor. Bunun Yeteneğim daha anneannemden videosunu gelmiş. istemiştik değil mi seninle daha önce konuştuğumuzda? Keşke Evet. oynarken çekseniz diye. Çeksene bir Hande. Çekmek isterim Vallahi. ama anneannem ister mi bilmiyorum. Ya Hepsiyle. evet. Bence de Bir süper. sorayım isterse. Tamam. Onun Bugün dışında bize ne? abimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli biri kendisi, çok komik. Evet. O yüzden onunla daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorum.
Yanımıza, yayınımıza katılmak isteyen olursa da ailenden merhaba demek isteyen bekleriz keyifle. Haberin olsun, tamam mı? Bu sefer olacağını zannetmiyorum ama bekliyorum Tamam canım. canım. Anlaştık o zaman. Onlar pek Voleybolcu olmasın. sevmiyorlar böyle kamera işlerini. Sonuna kadar saygı duyuyoruz. Bizim gönlümüz onlarla. Ne güzel ki senin gibi bir evlat yetiştirmişler. Bize de kazandırmışlar. Teşekkür ederim. Voleybolcu olmasaydın ne olurdun Hande? Voleybolcu olmasaydım, bu soru evet çok geliyor, çok aldığım bir soru. Evet. Küçükken moda tasarımcısı. Aslında çok değişkenlik gösterdi ne istediğim küçük yani büyüyene kadar. Bir ara mimar olmak istedim, bir ara moda tasarımcısı olmak istedim. Daha sonra müzikle ilgilenmek istedim. Şu anda müziği ben çok seviyorum. Müzikle ilgili belki bir şey yapabilirdim. DJ mi olurdun? Söyler miydin? Bir şey çalar mıydın? Çok yönü var müziğin. Yazar mıydın? Besteler miydin? Hangisi? Beste yapmak isterdim belki. Aynen. Wow, harika. Evet, Sen ritimle hayat bulanlardansın. ritim. Aynen öyle. Ritim benim için çok önemli. Peki şu anda arka planda bir şarkı çalsak, onu da sormuşlar mesela. Hangi şarkıyı tercih ederdin? Hangi şarkıyı tercih ederdim? Nasıl bir Hande biraz tarz olacak ama? Yavaş mı senin olacak? şu andaki bu sen nasıl istiyorsan, çünkü sen neredeyse yani uyuyana kadarki süreni müzikle geçiren biri olarak mesela şu anda bu sohbet sırasında ne çalsın arkada değil, öyle diyeyim, ya da bu akşam içinden ne dinlemek geliyor ki Ne bugün bizimle çalsın? de zaten Yavaş bir şey çalsın. Chris evet. Brown diyeceğim şimdi yine. Chris Brown'la Daniley'in Easy diye bir şarkısı var. O çalabilir. Onu seviyorum. Okey. O zaman bizi evlerinden dinleyenler Easy açabilirler. Onlar bizi dinlerken Easy dinlesinler. Bu akşamki müzik önerisi Hande'den bu şekilde geldi. Bugün sen film de izledin. Storylerinde paylaştın değil mi? Evet, izliyordum ama yarım kaldı. Hangisine başladın? Nasıl Tam gidiyordu? bitiremedim. Rüzgarı bir dakika tam hatırlamıyorum açıkçası şeyi Tamam. adını. Hemen bakıyorum. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Bakalım Evet. tamamlayınca bizimle fikirlerini paylaşırsın. Tabii ki. Moda tasarımı demiştin. Ya müzik olur ya moda mı olur? Hı. Yani bu durumda. Yani küçükken böyle kendi çapımda birazcık çizim yapıyordum ama dediğim gibi değişkenlik gösteriyor tabii. Şu anda çok iyi bir çizim yapabileceğimi söylemiyorum ama böyle bir merakım vardı. Yani ama Elin kalem bence tutar. ben yine gelsem voleybolcu olurdum. Çünkü voleybolu çok seviyorum. O yüzden ek bir iş düşünmedim açıkçası bu zamana kadar. Şu anda aklına da başka bir şey getirmek Evet. istemiyorsun. Evet. Giyinmeyi seviyorsun aslında, öyle Hı değil mi? Hani hı. moda deyince giyinmeyi seviyorsun. Şu an çok fazla Evet. alternatifimiz yok evin içerisinde Hı ama mesela asla giymem dediği şey nedir ve en sevdiği kombini nedir diye soruyorlar tarz olarak. Asla giymem dediğim şey babet. Babet Hiç, sevmiyorum. Çünkü hiç. Boyun zaten kaçtı anneciğim? boyumuz çok uzun. Boyumuza göre tabii ayaklarımız da büyük bir kadına göre. O yüzden babetler bence çok çirkin duruyor. Boyun O kaçtı yüzden Hande? 1,90. 1,90. Evet. Topuklu ayakkabıyı Hani tercih ediyorsun o zaman. yani evet ama çok uzun alıyorum. Zaten şu anda hani normalde insanlar bizi görünce birazcık hayretle bakıyorlar boyumuza. Bir de topuklu ayakkabı giydiğimizde iyice göze çarpıyor. Ben de çok göze çarpmayı seven bir insan değilim. De, genelde koyu renkli kıyafetler giyiyorum. Peki. ama topuklu ayakkabı giymeyi seviyorum. Eğer uzun arkadaşlarım varsa yanımda. Hangi renk peki? Hangi renk? Topuklu ayakkabı mı? Evet mesela. Siyah. Siyah. Tamam. En Bot sevdiği renk olabilir. hangisi diye de Bot. sormuşlar. Onu da soralım. En sevdiği renk. Siyah, pembe, beyaz. Bunlar. Gri. Hepsi. Evet. Yani çoğu rengi seviyorum. Beyaz, Süper. siyah beyaz olabilir. Siyah beyaz. Pekala. Herhangi bir fobisi var mı? Var mı bir fobin? Fobim. Korkuyor musun bir şeylerden Hande? Takıntı yaptığın şeyler var mı? Ya aslında komik olacak biraz ama. Söyle, dinliyoruz. Açık alanda değil ama böyle bir odada kelebek varsa yani uçan böyle hızlı uçan bir şey varsa ben çok geriliyorum. Böyle bir odada ya da küçük bir alandayken böyle uçan bir şey olursa ben bayağı geriliyorum ama açık alanda tabii Huzursuz oluyorsun. fark etmem. Evet huzursuz oluyorum onun dışında yok.
Başka bir takıntın var mı mesela? Hani şu şey yamulmuş da işte duvardaki şey, onu da Evet, düzelteyim her şey de mesela. düzgün olmalı. Simetri Evet, hastalığı mı var simetri. yoksa? Ya simetri hastalığım yok ama yani her şey düzgün olursa benim için daha iyi olur. Harika. Peki. Asla yapmam dediği şey nedir? Asla, asla, asla. Bu senin kırmızı çizgin. Şunu asla yapmam. Birine bir kötülük etmek istemem. Ya senin yemin yerim. Bilmeden. Çok güzel yüreksin sen ya. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne peki? En sevdiğim hırslı biri olmam. Yaptığım bir işe, başladığım bir işi bitirmeden bırakmam. Bunu seviyorum aslında. Atıyorum bir kitabı okudum. Onu yarım bırakmak istemem. Daha demin filmi yarım bırakmak zorunda kaldım ama bazı işlerimden ötürü. Huzursuz ediyor seni Evet, bu. huzursuz oluyorum, evet. Kendinde neyi değiştirmek istersin peki? Ya şöyle de olsaydım aslında dediğim bir şey var mı? Fazla duygusalım ben. Bazen işime de yansıyor bu. Belki o olabilir. Birazcık da hani soğukkanlı gözüktüğümü söylüyorlar aslında sahadayken. Sahadayken olabildiğince soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Ama tabii içimizde kopan fırtınaları kimse bilmiyor. Bunun sana nasıl bir zararı oluyor? Şu açıdan soruyorum. Çünkü biz takım oyunlarını oynarken birbirimizle zincirin halkalarıyla öyle bir kenetliyiz ki hep söylüyoruz ya, söylediğim bir laf vardır. Zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır ve o halkalar hep birbirine sıkı sıkıya bağlı olmalı. Ve eğer ki mesela senin duygusal bir zayıflığın varsa bu takıma da bir şekilde antrenmanda da yansıyabilir, maçta da yansıyabilir. Peki bununla nasıl Ya başa bunu maç çıkabiliyorsun? içinde, saha içinde bunu yansıtmamaya çalışıyorum tabii ki. Evet. Bunu yansıttığımı da söylemiyor zaten kimse. Ama ben kendi içimde hani bir şeylere çok fazla üzülebiliyorum, gerektiğinden fazla. Ama dediğim gibi duygusal, biraz fazla duygusalım. Bunu değiştirebilir miyim aslında bilmiyorum. Bu birazcık da benim karakterim açıkçası. Tabii yapıl ne Başak burçları da birazcık duygusal. derler. Ya ben bir dizi film izlerken bile en ufak böyle bir dramda direkt ağlayabilen bir insanım yani. Yüreğine Birazcık sulu gözüm. dokunuyor senin böyle Evet. şeyler. Peki bu zamana kadar böyle kaybettiğin ve aklında kalan "ah şu maçta" dediğin var mı? Var. Çok var tabii. Mesela? Benim birazcık yenilgiler bende fazla olduğu için. En baştan başlayayım. U23 2015'te Dünya Şampiyonası oynamıştık Ankara'da. Brezilya'ya karşı kaybettiğimiz şampiyonluk maçı. Daha sonra Rio'ya gidemememiz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğimiz, Viyana'daki ikinciliğimiz. Bunlar çok yakın sayılarla kaybettiğimiz maçlar olduğu için çok üzücü tabii ki. O zaman oraya kadar geliyorsunuz ve 1-2 sayıyla kaybettiğiniz maçlar çok üzücü oluyor. Dediğim gibi daha yani çok fazla düşünebiliyorum bunları. Rio'dan sonra, Rio Olimpiyat elemelerinden sonra Ankara'daki bir hafta ağladım mesela ben. Ya. Onun gibi fazla fazla üzüntü yaşayabiliyorum. O değişirse aslında güzel olur. Belki birazcık da yaş ilerledikçe, olgunlaştıkça değişebilecek bir şey de olabilir Tabii yani her şey tecrübe sonuç itibariyle tabii. ve her oynadığımız Aynen maçlar, yaptığımız antrenmanda başka şey öğreniyoruz. öyle. Kulüp takımında yaşadıklarımız da farklı oluyor. Milli takımın psikolojisi de çok farklı oluyor, değil mi? İkisi Evet. arasında da fark var. Evet. Sen ne düşünüyorsun? İkisi de tabii ki çok farklı. Birisi bütün sezon, bütün 7-8 ay birlikte olduğun o kulüpten para kazandığın ve onlara kazandırman gereken kupalar var. Diğerinde de ülkeni tamamen gönül işi gibi ülkeni temsil ediyorsun. Ülkeni hem kendi yurt dışında ülkeni tanıtmaya çalışıyorsun hem de kendi ülkendeki insanları gururlandırmaya çalışıyorsun. İkisinin de yükü çok farklı.
Ağır ayrıca. Hatta milli takımında birazcık daha ağır diyebilirim. Daha ağır. Evet. Peki lütfen. Buyurun. Ne olursun Ben söyle, lafını bölmeyeyim. Lütfen lütfen bittim. sen söyle. Lütfen lütfen. Ay, Anneciğim, 7 numaranın önemi senin için nedir? Bugün yine gelen sorulardan biri. 7 numaranın Evet. önemi. Ben 10 numarayla başladım voleybola. Daha sonra 17'ye geçtim. Çünkü fark ettim ki ben yuvarlak rakamları sevmiyorum. 2, 3, 0 o Köşeli tarz olsun. şeyleri. Aynen köşeli Köşeli olsun. olsun. Sert olsun. Onu fark ettim. Daha sonra 17 giymeye başlamıştım. Sonra baktığımda tabii Neslihan abladan o formayı almak çok zor. O gittikten sonra onun yerine giymek de çok zor. 7'nin de uğur getirdiğine inanıyorum açıkçası. Çoğu şey 7, haftanın 7 günü, işte gökkuşağındaki 7 renk. Yani çok şey sayabilirim bununla alakalı. İnternetten de araştırmıştım ve uğurlu geldiğine inanıyorum. 7 giydikten sonra da kariyerim birazcık daha hızlı ilerlemeye başladı. O yüzden 7'yi giyiyorum. 7'yi seviyorum. Harika. Bir maçta en fazla kaç sayı aldın Hande? Hatırlıyor 32. musun? Hangi maçtı o? 32. Halkbank maçında almıştım geçen sene Galatasaray'la birlikte. O maçta neyi farklı yapmıştın? O maçta çok fazla top almıştım. Yani takımın hücum gücünde yani ilk sırada ben vardım gibi oldu o Takımı maçta. sırtlayan, Evet. winner's Evet. signature, takımı taşıyan olarak. Evet. Çok fazla top aldım. 50 küsür belki 60'a yakın top almıştım. Onun yarısını da öldürerek 32 sayı aldım. Böyle önünde daha böyle tecrübeli oyuncular varken, eğer ki sahada maçlarda forma giyemiyorsan, böyle belli dönemlerde tecrübe kazanmak için başka takımlara gitmek de çok büyük fayda, yarar sağlıyor, öyle değil mi? Yani senin Kesinlikle. Eczacıbaşı'ndan Galatasaray'a gidişin, Galatasaray'da takımın sırtlanman, tekrar geri dönmen sana çok şey kattı, değil mi Hande? Tabii ki. Zaten 2 sene arasındaki performansıma baktığında da çok farklı. Galatasaray'a gitmeden önceki sezondaki performansım, Eczacı'daki ve daha sonra geldiğim milli takımdaki ve Eczacı'daki performansım ikisi çok farklı. Ben gençlerin her zaman sorumluluk alarak bir takımda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bir yaşıma kadar Eczacı'da değerli antrenörlerle, değerli oyuncularla çalışarak bir şekilde tecrübe kazandım. Ve en sonunda artık oynamam gerektiğini düşündüm açıkçası. Bir takımı sorumluluğunu almam gerektiğini düşündüm. Çünkü o yaz bir de Avrupa Şampiyonası olacaktı. Evimizde oynayacağımız bir turnuvaydı. O yüzden orada da hazır olmak adına Galatasaray'da olmak istedim. Oraya transfer olmak istedim. Kulübüm de sağ olsun onlar da aynı şekilde düşündükleri için Galatasaray'a gittim. Daha sonrasında zaten çok daha farklı bir performans gösterdim diğer senelere göre. Bu da dediğim gibi her şey tecrübeden geçiyor. Ne kadar fazla maç oynarsan, ne kadar fazla turnuva oynarsan bir sonraki turnuvada çok daha iyi performans sergileyebiliyorsun. Kesinlikle özgüvenle doluyorsun, yaptıklarına daha fazla Aynen inanıyorsun, öyle. takıma sırtlanıyorsun, hatalarını Aynen. azaltıyorsun. Bir sürü faktör var. İstanbul'da ayrılsa hangi şehire gitmek ister oynamak için? Bunu kulüp bazında da düşünmeyebilirsin ya da hangi ülkede oynamayı tercih eder? Ya da hayalinde varsa böyle bir şey, onu da paylaşabilirsin. Yani bu zamana kadar hep Türkiye'de oynamak istedim. Çünkü Türkiye Ligi dünyanın en iyi, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi, en önemli liglerinden biri. Tüm yabancı oyuncular buraya gelmek istiyorlar. Çok da değerli oyuncular geliyor ve ligin seviyesi gerçekten çok yüksek bence. O yüzden bu zamana kadar yoktu. Şu an yakın dönem içinde yok ama belki farklı kültürleri görmek, farklı voleybolu görmek için ilerleyen dönemlerde belki bir sene gidip gelinebilir ama tabii şu an için öyle bir planım yok. Yakın dönem için de yok dediğim gibi. Çünkü zaten hala Eczacıbaşı'nda bir sözleşmem var. Ve olabildiğince tabii iki tarafta memnun kalırsa Eczacıbaşı'nda en iyi yerlere gelmek istiyorum ben de. Ama şu an için öyle bir planım yok. Bakalım ilerleyen dönemler ne gösterecek.
Şöyle düşünüyorum şimdi, hani sen İspanyolca şarkılar dinliyorsun bir taraftan, İspanyolca dersleri nasıl gidiyor bu arada? İspanyolca derslerim 2 gündür birazcık savsaklıyorum. Hangi aşamadasın? Hani, günaydın, iyi Günaydın, akşamlar, bir, merhaba, iki, üç, dört. nasılsın? Evet, iyiyim. Öğrendiklerini Ona biraz kadar. İspanyolcası söylesene bize, öğrendiklerini birazcık. Ay, utanırım. Söyle canım, hani sayıları öğrenmiş olabilirsin, duyalım senden bir. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. On, ona Süper. Ona kadar. Ona kadar kadar saydım. sayabiliyorum. Süper. Günaydın, iyi geceler, iyi akşamlar vesaire var mı? Öğrenebildin mi onları? Buenos días. Bu günaydın demek. Buenas tardes, iyi günler. Buenas noches, iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın? Evet. Nasılsın? İyi misin falan var mı? ¿Cómo estás? Bien. Bien, iyiyim demek. ¿Y tú, sen nasılsın? Gibisinden. Muy Yani böyle bien. küçük küçük, evet, muy bien, çok iyiyim. O tarz küçük şeyler biliyorum. Çok güzel ya. Hani kendinizi Evet. geliştirmeniz çok önemli. Ben çünkü şeyi çok önemsiyorum. Yurt dışında bizi temsil eden sporcuların yabancı bir medya mikrofon uzattığında hani İngilizceye hakim olması, yanında işte Evet. başka kültürlere hakim olması ve kendini geliştirmesi çok önemli. Sen de bu süreci aslında kendini geliştirerek de bir Evet. taraftan zamanını öyle değerlendiriyorsun. Çok Evet. güzel bu. İspanyolca röportaj verebilir miyim bilmiyorum ama. İngilizce'de bir sıkıntı yok değil mi Hande? Var mı İngilizce İngilizce'de de sıkıntı? aslında röportaj verebilirim ama ben kamera karşısında aslında biraz geriliyorum. Neden bilmiyorum. Yo, şu anda gayet iyiyiz bence. Yok, Bu şu da bir anda da nevi televizyon geriliyorum. röportajı. Yani çok rahat alamıyorum. İngilizce vermem gerektiğine veriyorum tabii ki. Ama genelde ses kaydını tercih ediyorum. Televizyon, kamera görmek pek istemiyorum. Ses olabilir ama yüzüm gözükmesin Evet. diyorsun. Ses kaydı Beslen veriyorum ama. Beslenmeni nasıl dengeliyorsun? Kendin yemek yapıyor musun? Yapabildiği bir yemek var mı? En sevdiği yemek nedir? Yemek konusunda Aslında özetleyelim tüm sorular karantina için. dönemine girdiğimden beri hep bir şey yapmak istedim. Mutfağa girmek istedim ama hiçbir zaman gidemedim. Yakın dönemde bir şey yapacağım ama. Arkadaşımın bir tarifi var. Onu yapmak istiyorum. Hangi tarifi aldın? Biraz sağlıksız bir tarif olacak. O yüzden kendimi hazırlıyorum. Şu anda çok çok sağlıklı gidiyorum çünkü. Bozmam gerektiği bir gün o tatlıyı Ödül. yapıp onu yemek istiyorum. Evet, ödül. Hangi Brownie tatlı yapacağım. çok merak ettim. Brownie mi? Brownie yapacağım, Of. evet. Çok Of. güzel gözüküyordu. Ama şu anda sağlıklı yemeğe dikkat ediyorum. Diyetisyenimle çalışıyorum zaten. Ondan öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Birazcık kas kaybı yaşadım tabii sol bacağımda. Sakat olan bacağımda. Ama onun dışında yağdan da kilo verdiğimi düşünüyorum. Zaten Harika. bayağı bir verdim. 5 kilo Süper. verdim. 5 kilo verdin mi? Evet. Ama tabii Oh, biraz harikasın. yağdan, biraz kastan gitti. Şimdi işte yaptığım egzersizlerle kaslarımı geri getirmeye çalışıyorum. Kesinlikle. O çözülebilecek en kolay şey Hande'cim. Yeter ki hani moral motivasyonun da yerinde olsun. Tatlıcı mısın, tuzlucu musun bu durumda? Tatlıcıyım ben. Tatlıcı. Evet. Tamam. Pekala. Dövme var mı vücudunda? Yok. Dövme. Hayır. Yaptırmak isterse ne yaptırır diye soruyorlar. Yaptırmak ister mi? Onu da sormuşlar. Es Olimpiyattan madalya kazanırsak şurama geçmeyelim. Aha da alnıma böyle olimpiyat yaptım. halkalarını Evet. Bilmiyorum yani. Dövme yaptırmak ara ara istiyorum, ara ara istemiyorum. Yani diyorsun. şu anda yaptırmak hoşuma gidiyor. Yani eğer olursa güzel gözükebilir tabii ama hani yaşlandığımda umarım tabii yaşlı hallerimizi görebilirsek. O zaman nasıl durur bilmiyorum. Birazcık soru işaretleri var kafamda. Ben daha düşünmedim yaptırmayı. Peki, olimpiyat halkaları dedik. Elemeler deyince ilk aklına gelen şey ne? Elemeler diyorum ve ilk aklına gelen şey ne Hande? Polonya maçı. Uf, soluksuz. Bitmeyen. Gecemizi verdiğimiz. Burada Bilmiyorum. kaç Ben o maçı çarpıntılarım. hala izlerken, yani daha sonrasında da izlerken böyle kalp krizi geçirecekmişim gibi oluyorum. İzleyenler ne durumdaydı hiçbir fikrim yok. Televizyonu Abi. kapatıp açanlar olmuş. Hande, ben anlatırken sandalyenin üzerindeydim artık Aynen. yani, Evet. Sen gerçekten. nasıl Allah. anlattın zaten onu hiç bilmiyorum. O Müthiş, gururla. heyecanla. Çok güzeldi Gururla. gerçekten.
Gururla. Peki olimpiyat rakiplerimiz Çin, Amerika, Rusya, İtalya, Arjantin var normalde. Ne diyorsun bu grup için? Zor bir grup ama zaten olimpiyatta olan her takım çok iyi, her ülke çok iyi. O yüzden hangi grupta olursak olalım yine zorlu geçecekti. Geçecek daha doğrusu. Ama baktığımızda hani grubumuzda olan ya da olimpiyatlarda olan ülkelere önceden galip gelmiş bir takımız biz. Farklı farklı turnuvalarda. O yüzden hani tabii ki de zor olacak. Orada en üst seviyede voleybol oynamaya çalışacak bütün takımlar. Ama bizim birazcık korkutucu olduğumuzu düşünüyorum onlara karşı. Çünkü hep beklenmeyen bir şey yaptığımız için takım oyunumuzu oynadığımızda gerçekten çok çok zor bir takım oluyoruz galip gelmesi. O Kök yüzden bizim birazcık daha korkutucu olduğumuzu düşünüyorum onlara karşı. söktürüyorsunuz. Yani rakipler değil de aslında bizim sahada yapacaklarımız olayı Aynen belirleyecek öyle. biraz, Biz değil mi? ne zaman takım olarak oynasak zaten her zaman sonucunu aldık. Çünkü baktığında tabii ki de çok değerli oyuncular var. Eda abla var, Naz var, çok tecrübeli oyuncular var ama genç bir takımız da ve 3 senedir birlikte oynayan bir takımız. Yeni kurulmuş bir takımız aslında. Ama çok da önemli turnuvalar geçirdik birlikte. Ama baktığında çok fazla skor gücünü çeken bir oyuncumuz yok. Bir Tiana Boşkoviç, bir Jiu Ting gibi oyuncumuz. O yüzden biz ne zaman takım oyununu en iyi şekilde oynarsak o zaman zaten sonucunu alıyoruz. Orada da en iyi şekilde takım oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Kesinlikle öyle. Hemen son sorularla devam etmek istiyorum. Hayatta değer verdiği üç şey. Üç şey sayabilir Ailem, misin? ailem, işim, o kadar. Üç yok. Üçüncü, arkadaşlarım. Arkadaşları. Tamam, harika. Devam ediyorum. Hande'cim, şu ana kadar çıkmış mesela en efsane internet fenomeni sence kim? Böyle internet fenomenleri çıkıyor ya. Kimi örnek gösterirsin? Kimi takip ediyorsun en çok mesela? Onlar Var mı hakkında öyle? bir fikrim yok aslında. Fenomendi, YouTuber'dı, o tarz. Onları pek takip etmiyorum. O yüzden bilmiyorum. İlgi alanın değil. Geçtim. Yani şu an aklıma gelmedi açıkçası. Hani Tamam. takip ediyorsam da gelmedi. Okey. Senin için ideal bir hafta sonu nasıl olurdu? İdeal bir hafta sonu. Evet. Şöyle bir hayal et. İdeal bir hafta sonu. Kafanda kur ve bize Karantinadan yaşat. çıktığımızı düşünüyorum şu anda. Tamam. Çıktık. Arkadaşlarımla kahvaltıya gitmek istiyorum. Sonra bir çay kahve içmek istiyorum. Şöyle bir muhabbet etmek istiyorum. Şöyle sahilde mi? Evet, Denizi sahilde. gördüm yani. Evet. Evet, ben bebeği çok seviyorum. Çok da Evet. gidiyorum oraya. Yine bebek de olurum gibi düşünüyorum. Tamam. Bu Günü yani. tamamla bize. Evet, günü full arkadaşlarımla geçirebilirim. Ya da sabah arkadaşlarımla olup sabah bir kahvaltı yapıp onlarla akşam da ailemle olurum. Harika. Son iki sorumla tamamlayacağım. Şimdi Hande'cim, geleceği görebileceksin, tamam mı? Tamam. Geleceği görebileceksin. Ama en fazla 15 dakika geçmişini hatırlayabileceksin. Yani anda kalmak zorunda kalacaksın. Kabul eder Tamam. miydin? Hayır. Neden? Etmezdim. Geleceği zaten bir şekilde göreceğiz, yaşayacağız. O yüzden geçtiğimde yaşadığım o mutlulukları, üzüntülerden ders çıkarmaları, bunları unutmak istemem tabii ki de. O zaman şöyle bağlayalım. Çocukluğundan bir parçayı şimdiye taşısan o hangi an olurdu? Ne zaman olurdu? Ne zamanı geri getirmek isterdin? Hangi zamanım olurdu? Sabahtan akşama kadar parkta arkadaşlarımla voleybol oynadığım, kuzenlerimle, abimle voleybol oynadığım, sabahtan akşama kadar farklı farklı oyunlar oynadığım zaman olabilir. Yani bu 6-7 yaşlarım, 7-8 yaşlarımın Evet. hangi? 7-8 Kütahya'da yaşlarım. o. 6-7-8. Kütahya'da Yok, İzmir'de. neredesiniz?
İzmir'de olduğunuz zamanlar. Bir ya da iki yaşında galiba ben İzmir'e geldim ailemle. 2 yaşından İzmir'de olduğum dönem olabilir aslında. İzmir benim için çok farklı, çok seviyorum. Oraya gittiğimde gerçekten böyle dinlenmiş gibi hissediyorum. Huzur veriyor İzmir bana. O yüzden İzmir'de olduğum zamanı bu zamana taşıyabiliriz. Harika, ne güzel. Son sorumu da şöyle kapatıyorum. Başarı tanımın. Başarı senin için ne demektir? Ve bundan sonraki hayallerini bizimle paylaşır mısın? Kendini nerede Başarı görüyorsun? Biz seni nerede göreceğiz? bu zamana kadar çalıştığımız hayallerimiz için çalıştığımız zamanın sonu da nasıl söyleyeyim? Bir dakika toparlayamadım. Şimdi toparlarız. Bu zamana kadar hepimizin hayalleri oldu. Tüm sporcuların, tüm profesyonel sporcuların hayalleri vardır eminim ki. Benim de hayallerim var. Bu hayallere ulaşmak, bunun için çalışmak ve en sonunda eğer ona ulaşabiliyorsam, onu yakalayabiliyorsam bu benim için bir başarı. Onun dışında hayallerim öncesinde de söylediğim gibi A milli takımda uzun yıllar oynamak, oynayabildiğim tüm olimpiyatlara gidebilmek, fiziğim el verdikçe. Onun dışında Eczacıbaşı'yla iyi sezonlar geçirmek, kulüp olarak kulüp bazında şampiyonluklar elde etmek. Bunlar hayallerinin arasında. Ne güzel. İnşallah hayallerinin hepsi gerçekleşsin anneciğim. İyi ki varsın. İnşallah. Bizler için Teşekkür ederim. hem insan olarak hem de sporcu olarak çok değerlisin. Bu zor Teşekkür günleri de ederim. hep birlikte atlatacağız tabii birlikte. Sen sakatlığını Umarım. geçireceksin. İnşallah sonra karantinadan sonra tam hız mücadeleye devam. Peki Evet. evde kal hareketsiz kalma platformu sana neler hissettirdi? Biz çok memnun kaldık. Sabahtan bu yana Ben storyler teşekkür ederim. paylaştın. Canlı Evet. yayınımıza da katıldın. Ne söyleyeceksin? Çok keyifliydi benim için sabahtan akşama kadar tüm gün. Normal herkese evde bir günümü göstermeye çalıştım. Güzel geçti açıkçası bu sosyal medya işlerini, bu fotoğraf çekme işlerini de sevdiğim için. Kendimi pek çekemiyorum ama böyle etrafı çekmeyi seviyorum. Çok keyifliydi benim için. De şeyin de nasıl diyeyim, hesabın da adında olduğu gibi evde kalalım, hareketsiz kalmayalım. Egzersizlerimizi yapalım. En kısa zamanda umarım bu dönemi atlatırız. Sen harikasın anneciğim. Teşekkür ederim. Katılan herkese de çok teşekkür ederim. Unutmadan gitme. Bir soru soracaktık ya, cevabını bize Tabii. story olarak evde kal Tamam. hareketsiz kalma platformunu tagleyerek göndereceklerdi. Soruyu sen belirler misin? Hangi soruya cevap versinler? Soru senden gelsin, jüri sensin, cevapların seçimi senden gelecek. En beğendiğini alacağız. Sorumuz ne olsun? Ay, ne olsun? Bir düşün. Bunu ben birazcık düşünüp daha sonra sana söylesem olur mu? Hemen sen bana söyle o zaman biz de story'mizde sorunu paylaşalım. Bakalım Tamam. cevaplar hangi yönde gelecek. Senin en beğendiğine kitap Tamam. hediye edeceğim. Tamam Peki, mı? voleybol hakkında mı Evet. sorun? Yani istediğin yok. İstediğin bir şey. Yani sen Tamam. kendi hayatınla bütünleştirebilirsin. Komik bir soru aklına gelir. Cevapları Tamam. görmek istersin mesela. Değerlendirmek Tamam. istersin. Tamam. Beyin fırtınası Bana yaratacağın bir soru olabilir. Sana kaldı. tamam. Bana bir 5 dakika sana söyleyeceğim, sonra paylaşırız. Anlaştık. Tamam. Tamamdır. Tamam. Kendine çok iyi Teşekkür bak ederim. anneciğim. Çok çok Sen de teşekkürler. anneciğim. Görüşürüz. Hoşça Ben kal. teşekkür Bay bay. ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ailene sevgiler. Ve Hande varsa, röportaj var, sohbet var öyle değil mi? Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sorumuzu bekleyin. Hande bir 5 dakika düşünecek. Bakalım onun sorusuna gelecek olan cevaplarda hangisini daha çok beğenecek? Hepsini göreceğiz. Evde kal hareketsiz kalma platformuna gösterdiğiniz destekten dolayı minnettarız. Sizler için de çok güzel içerikler yaratmaya devam ediyoruz. Yeni haftaya giriyoruz. Yeni umutlarla giriyoruz. Yarın sabah yeniden güneş doğacak. O yüzden hiçbir zaman moral motivasyonumuzu düşürmeden devam ediyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Birlikte olmaya devam ediyoruz. Buradan paylaşım yapmaya, ses soluk olmaya devam ediyoruz. Herkese iyi geceler dileyelim mi o zaman? Evde kal, hareketsiz kalma. Herkese iyi geceler.